Merhaba fotoğraf dostları, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyifleriniz yerindedir. Bu videoyu hazırlayıp izlemeye açtığım şu günlerde ülkemizde çöl sıcakları ortalığı kasıp kavuruyor. Herkes serin bir yerler bulup kendini koruma derdinde. İşte o serin yerde vakit geçirirken Instagram'da etkili üretimler yapan fotoğrafçılara ve onların güzel fotoğraflarına bakabilmeniz için bu videoyu hazırladım. O halde hadi buyurun. Alfabetik sıraya göre ilk sırada İspanya'nın Sevilla kentinde yaşayan Antonio Ojeda var. Onun fotoğraflarını izlediğim zaman iki şey çok belirgin olarak dikkatimi çekiyor. İlki, sokakta doğal çerçeveleri çok etkin ve güzel kullandığını hemen her fotoğrafında görebiliyorum. İkincisi, renkler, ışık ve gölgeden oluşan kompozisyonlarında bu ögelerin dengesi dikkat çekici. Bu iki güçlü özelliği bir araya getirebilmek ise onun gözlem yeteneğiyle mümkün olabiliyor sanırım. Bu fotoğrafları izlemek gerçekten keyif verici. İkinci sıradaki Cristiano Pino'nun fotoğraflarına geçtiğimde dünya ve gerçeklik değişiyor benim için. Sanki mistik bir film izler, düşsel bir masal dinler gibi oluveriyor. Fotoğraflarındaki atmosferik ortam bana yoğun bir duygu yüklüyor. Siyah beyaz tonlama dördüncü boyutu kül edip fotoğrafları zamansızlaştırıyor. Hikayenin içine düşüp sisler içinde yolumu kaybetmiş gibi hissediyorum. Ben bu fotoğraflarda eriyorum. Sırada ülkemizden, İstanbul'dan bir fotoğrafçı var. Emir Bozkurt beni tekrar gerçekliğe döndürüyor. Sıradan sokaklarda, sıradan insanların yaşadığı günlük rutinin içerisinde sıra dışı konuları fark edip fotoğrafladığını görüyorum. Görmesini bilen için etrafımızda, sıradanlıkların içinde ne çok sıra dışı olayların yaşandığı gerçeğiyle sarsılıyorum. Sıradaki fotoğrafçı şahsen de tanıştığım bir arkadaşım Hakkı Ceylan. Eşi Zehra, Hakkı ve ben birlikte Malta'da bulunmuş fotoğraf çekmiştik. O zamanki gözlemlerimden de biliyorum ki Hakkı Ceylan çok iyi gözlemleyen, kadrajını itinayla yapan, sokakta farklılıkları hemen yakalayan ve etkili bir şekilde kayıt altına alan bir fotoğrafçı. Fotoğrafları izleyince siz de aynı şeyi hissedeceksiniz. Ne demişler? Aynası iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Thank you.
Sırada ülkemizden genç bir yetenek var. Hasan Uçar. Onun kadrajındaki titizliğini, ışık kullanımını, konu seçimini çok takdir ediyorum. Her bir karesinde bir hikaye var ve dakikalarca fotoğrafı izleyip o hikayenin içerisine girmek mümkün görünüyor. İspanya'dan ikinci konuğumuz Joaquín Pastor Gezor. Kendisi Zaragoza'da yaşıyor ve sokak fotoğrafları çekiyor. Tıpkı hemşerisi gibi Joaquín de ışık, gölge ve renk içerisinde geometrik ögelerin dans ettiği kadrajlarda doğal çerçeveleri etkili şekilde kullanarak çarpıcı sokak fotoğrafları çekiyor ve beni etkilemeyi başarıyor. Planlayarak yapmadım ama bugünkü sıralamam bir gerçek dünyayı yüzüme çarpıyor, bir beni gerçeklikten alıp iç dünyamın derin sularına taşıyor. İşte Journal of Emptiness takma adıyla videomuza konuk olan sanatçımız çoklu pozlamalar, dokular, siyah beyaz tonlamalar ve bol soru işareti bırakan kompozisyonları ile yine iç dünyamda kuvvetli esintiler yaratmayı başarıyor. Keyifle izliyorum. Paris'te yaşayan bir Türk fotoğrafçı olan Latife Solak Baudet beni tekrar iç dünyamdan alıp sokaklara getiriyor. Sokakların ne kadar renkli, her bir anın ne kadar biricik ve tekrarlanamaz olduğu gerçeği yine bütün benliğimi sarıyor. İlgiyle izliyorum. Alfabetik sıraya göre son sırada İstanbul'dan bir fotoğrafçı Meltem Bilir var. Onun fotoğraflarında camdan yansımaları daha çok görüyoruz. Kimi zaman ellerle, kimi zaman da vücutla camdaki yansımalara yaptığı çerçeveler kadrajlarını bambaşka ve çok ilgiyle izlenesi hale getiriyor. Bu farklılık arayışını ve ortaya çıkan sonuçları çok beğeniyorum. Thank you.
İşte böyle dostlar. Fotoğraflar beni bir o yana bir bu yana sürükledi. İç dünyaya yapılan yolculuklar da çok hoşuma gitti. Sokakta salt gerçekliğin fotoğrafları da. Her iki tarzı da sevdiğimi bir kez daha doğruladım. Sonra kendimizi belirli bir tarza ait olacağız diye çok mu kısıtlıyoruz diye uzun uzun düşündüm. Sanat sınırı olmayan bir mecra. Bana dokunabilen her tarz, her fotoğraf benim için çok değerli. Severek izlemeye ve sizinle paylaşmaya devam edeceğim.